Acımız hala çok taze değil mi? Sağlam yapılarıyla, kentsel dönüşümüyle dirençli bir Bursa. Değerli konuklar, üzülerek söylüyorum ki deprem hayatımızın bir gerçeği. Geçtiğimiz ay birinci yılını geride bıraktığımız ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizin yüreğine adeta bir kor gibi düştü. Ben de bölgede ilk 23 gün kesintisiz kalmış, Allah'a şükürler olsun, iş insanlarımızın ve belediyemizin tüm imkanlarını oraya seferber etmiş birisi olarak çok mutluyum ve gururluyum. Bu vesileyle depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle afetlere ve felaketlerle imtihan etmesin. Fakat ne kadar imtihan etmesin desek de deprem özellikle şehrimiz gibi aktif fay hatları üzerine kurulu kentler için tartışılmaz bir gerçek. Bu gerçek başta yerel yönetimler olmak üzere hepimize ciddi sorumluluklar yüklüyor. Değerli misafirler, 6 Şubat depremleri öncesinde TÜBİTAK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile yürüttüğümüz projeler başta olmak üzere kentsel dönüşümü öncelememizin ne kadar doğru bir karar olduğunu acı bir şekilde teyit etmiş olduk. Bir kere şunun altını net bir şekilde çizmeliyim ki önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı şüphesiz kentsel dönüşümdür. Bilimsel bir altyapı ve bütüncül bir bakış açısıyla doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı. Geçtiğimiz dönemde afetlere dirençli ve sürdürülebilir bir şehir inşası için Bursa'da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken bugünlerde kentsel dönüşümden bahsediyorlar ya, Allah'a şükürler olsun bizim referanslarımız var. İstanbul Caddesi'nden Karapınar'a, yılların düğümü Akpınar Binelli konutlardan araba yatağına, sıcak su Gazi Akdemir'den Yiğitler'e ve tarihi kent merkezine kadar kentimizin dört bir yanında bölgesel ölçekli dönüşüm projelerimizi başlattık, bir bir tamamlıyoruz. Başlattığımız 14 farklı dönüşüm projemiz ile 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine tamamen teslim etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı konut alanlarıyla birlikte tarihi alanlarda, imalat ve sanayi alanlarında, kamusal alan ve yapılar özelinde de sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz tüm fiziksel planlama ve tasarım çalışmalarımızın ana eksenini 2050 çevre düzeni planımız oluşturacak. Tüm altıklarını, analiz ve sentez çalışmalarını bilimsel yöntemler ve katılımcılıkla hazır hale getirdiğimiz planı yeni dönemimizde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız. Kentsel dönüşüm master planımız doğrultusunda deprem ve doğal afetler konusunda dünyadaki en yetkin kuruluşlarından biri olan JICA alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz ve akademik odalarımız ile birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eski yapı stoğu ve zayıf zemin yapısıyla önce çıkan kent merkezimizdeki alanlar ile özellikle son dönemlerde sismik hareketlenmelerle sürekli gündemde olan hatta belediye binasını bile boşaltmak dışında hiçbir eylem planı olmayan ilçe belediyesine sahip Mudanya ile Gemlik ilçelerimiz başta olmak üzere ilimiz bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni dönemde daha ulaşabilir ve daha yeşil dirençli kent Bursa'yı inşa etmek için
100 bin konutlu kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Farklı alanlarda, tek bir yerde değil. Gerçekleştireceğimiz bu dönüşümle sadece yapıları sağlamlaştırıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp bölgesel planlamalar ve bütüncül bir yaklaşımla kent içindeki arterleri birbiriyle buluşturacak, yeni yollar açacak ve yeni yeşil alan ve donat alanlarıyla kent kalitesini üst düzeye taşıyacağız. Tüm bu kentsel dönüşüm çalışmalarını kendi kaynaklarını kullanarak yerinde dönüşümün öncüsü belediyemiz iştiraki Burkent, TOKİ ve içimizde de bulunan çok özel, çok değerli özel sektörümüzün gücüyle, temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceğiz. 100 bin konut kentsel dönüşüm müjdemizin ardından benim çok önemsediğim bir başka müjdeyle daha devam etmek istiyorum. Kıymetli konuklar, önümüzdeki dönem kentimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projeyle başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. 30 yıllık hayaldi, gerçek oldu Allah'a şükür. Değerli dostlar, çok yakıştı Bursa'mıza değil mi? Dirençli kent Bursa'nın en önemli bileşenlerinden biri de şüphesiz yüzyılların yorgunluğunu ve derin izlerini taşıyan tarihi alanlarımız. Uzun yıllardır konuşulan Hanlar Bölgesi projemizin ilk etabı olan Çarşıbaşı Meydanı ile tarihe bir imza attık. Ama bitti mi? Hayır. Bu daha bir başlangıçtı, onu söyleyeyim. Bünyesinde barındırdığı 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 18 kapalı çarşı, 4 pazar alanından oluşan, tarih boyunca ticaretin kalbinin attığı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hanlar bölgemizi ilmek, ilmek işleyeceğiz. Hanlar bölgesiyle, Hanlar bölgesiyle birlikte payitaht şehir Bursa'mızda tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Hisar bölgemize kent tarihinin en eski izlerini barındıran surlarıyla, Bitinya galerileriyle, bağrında barındırdığı iki padişah ile, manevi iklimi ve sayısız kültür mirasıyla, yüzyıllardır yaşanan mahalle kültürüyle Bursa'mızın nadide değerlerinin başında geliyor. Bu bölgede geçtiğimiz dönemde birçok eseri gün yüzüne çıkardık ve yaptığımız çalışmalarla bölgede önemli bir seviyeye geldik. Keza Osman Gazi Belediye'mize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da Hisar bölgesinde yürüttükleri çok önemli projeler var. Önümüzdeki dönemde Hanlar bölgesinde olduğu gibi bu nadide bölgenin de hak ettiği yerde konumlanmasını sağlayacağız. Kentimizde üzerinde çalışmalar yürüttüğümüz tarihi aksımızın Setbaşı, Yeşil, Emir Sultan kısmında bölge sakinleri ve esnafımız ile sahada yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bu bölgede de dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Alanın turizm potansiyelini harekete geçirecek, yaya ulaşımı, sosyal donatı ve otopark ihtiyaçlarını karşılayacak projemiz ile Bursa'nın önemli bir değerini daha gün yüzüne çıkarmış olacağız. Projelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim ettik bile. Kent merkezimizin önemli tarihi bölgelerinden olan ticaretini ve özellikle gastronomi yönünü ön plana çıkaracak projeler yürüteceğimiz Kayhan bölgemizde gerçekleştireceğimiz en önemli çalışmalardan biri de meydan ve otopark projemiz. Eskiden tekel binasının olduğu, dolmuş duraklarının yer aldığı 3000 metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz meydan projemiz yaklaşık 300 araçlık kapalı otoparkıyla özellikle çarşı bölgemizdeki önemli bir eksiğin giderilmesini sağlayacak. Tarihi alanlarımız ve ticaret bölgelerimizi gün yüzüne çıkardığımız bu çalışmaların yanında
sahip oldukları kültür ve doku ile ön plana çıkan tarihi mahalle ve köylerimizde koruyarak yaşatacağız. UNESCO Dünya Mirası listemizdeki Cumalı Kızık'ta gerçekleştireceğimiz düzenlemeler ile tarihi dokunun ön plana çıktığı, düzensizliklerin giderildiği, otopark sorununun ortadan kaldırıldığı, ziyaretçilerinin imrenerek gezeceği bir Cumalı Kızık ortaya çıkaracağız. Ulaabat Gölü'nün suları içinde bir inci gibi parlayan Gölyazı'yı eşsiz bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Gemliğin yamaçlarında, tarih içinde yaşamın devam ettiği Umur Bey mahallemizin tarihi dokusunu ön plana çıkaracak hamleleri yapacağız. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken kent estetiği ve tasarımı dilinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı, kentin adeta kurumsal kimliğinin oluşturulduğu kentsel tasarım rehberi bize ışık tutacak.